Ragnarok çok büyük bir yanlıştasın, sana söyleyeyim. Bu oyunu sevmemek özel kabiliyet gerektirir. Hem FPS hem RPG. Obsidian'ın ve Bethesda'nın şu ana kadar yapmış olduğu bence en ileri oyun. Olmadı ya. Olmadı yani, söyleyeyim. O ne ya, bir şey patladı yanımda. Seni Allah kahretmesin. Ha, bir tane daha patladı, ne kadar güzel. Fallout çakması oyun değil bu. Fallout'la uzaktan yakından alakası yok oyunun. Eğer dünya üzerinde bildiğiniz tek bilim kurgu Fallout'sa tabii. Bütün bilim kurgulara Fallout çakması diyebilirsiniz kardeşlerim. Ne kadar güzel bir şey aldı bu biraz önce. Ne aldı bu? Plazma Launcher. Plazma rifle'ımız vardı bizim. Shock damage. 52-118 vuran. Şarj olup. 120-480 vuran bir şey geldi onun yerine. Heavy gun ama. Bir saniye, oyunu bir kaydedelim de sakata gelmeyelim. Oo. Bize hasar vuruyormuş. Eyvallah Sefacığım, sağ olasın. Şimdi Engin Jurnal'e bir bakalım. Jurnal. Region Jurnal. Ha, burada bir yerde görev var gerçekten. Yeni bir region mu burası? Yeni bir region. Ana görev burada var. Weapon from Void. Groundbreaker'dan al diyor zaten. Bu görev burada olamaz. Apartmanı ara diyor. Clue için. İpucu için apartmanı ara diyor. Gidelim bakalım şöyle. Elektrikli ocak. O zaman hoş geldin kardeşim. Korku oyunu çekmek kardeşim bir karar mekanizması değil. Korku oyunu çekmeyeceğim, çekmeyeceğim. Yani böyle bir durum var maalesef. Eğlenmeniz lazım biraz da yani. Biraz da eğlenmek lazım. Yani sizin değil, benim eğlenmem lazım. Oyun oynarken. Korku oyunu oynarken bu pek mümkün olamayacak maalesef. O yüzden çekmeyeceğime karar verdim. Heavy Machine Gun. Abi Heavy Weapon, Heavy Weapon, Heavy Weapon. Bunların hepsi Heavy Weapon olarak kaldı elimde. O zaman ne olsun biliyor musun? Light mermili Heavy Weapon, Heavy mermili Heavy Weapon, Enerji mermili Heavy Weapon diye dursunlar şöyle sırayla elimde. Light mermili, Heavy mermili. Güzel. Senin apartmanın nerede? Apartmanını kontrol edeyim senin. Yani hani bir eğlenmen lazım ya. Ben eğlenemiyorum ki korku oyununda. Gerçekten ölecekmiş gibi korkuyorum yani. Rezillik farkındayım ama. Tamam. Apartmanı araştırdık. Apartman okey. Şimdi bilmem ne mekanını araştırdık diyor. Left Field Tosball. Tosball neyse bir şey oyunu mekanı. Çok mantıklıymış. Ha, yorumlara bakayım diye orada korku sahnesi olduğu zaman. Bak bu gerçekten güzel fikir ha. Çocuğum. Sen ne ayaksın? İddia kuponu buldum apartmanda ya. Ne oldu? Yatmış kuponu millete satmışsın. Kes, fazla uzatma. Delikanlı gibi gerçekleri söyle. İpucu için teşekkürler. Bana gelecek Fenerbahçe Galatasaray maçında üst mü alt mı, bir mi iki mi hiç de anlamam iddiadına. Ne biçim sallıyorum. Onun için tüyo verdi. Şimcik. Soma mıydı neydi? Evet, Soma diye bir tane korku oyunu var. Doğru. Yani şimdi şöyle bir şey var. Demek istediğim de aslında size oydu. Ben korku filminden korkmam. Korku oyununu oynarken geriliyorum. Şimdi ben korku oyunu izlesem korkmam mesela.
Hani siz diyorsunuz ya bir çek de abi korkalım eğlenelim diye. Ben izlesem hayatta korkmam. Biliyorum ki sen Isaac'i öldürdün. Dinle. O pembe kafalı tip bana artistik yapmıştı, tamam mı? Ayrıca seni ilgilendirmez. Oo, korkutabiliyorum. Bunu şu anda beni ilgilendiriyor. Bunu kendi işim olarak üstlendim. Öyle mi? Ne yapacaksın tam olarak? Uzun süredir insanlara kabadayılık yapıyorsun. Bunu kes, buradan defol, bir daha geri gelme. Wow. Etraftaki bu ezikler böyle artistik yapacağını hiç düşünmezdim. Tamam, gidiyorum. Burada takılmaya değmez. Bak, artistik yaptığı adamlar da bunlardı. Yo, tak, bunlar da serseri. Vay, bunlar da serseri. Ulan bir konuşarak dağıttım onları. Yalnız bu kadar silah topluyoruz, şey yapıyoruz. Karizmatik, kazmatik bir karaktere dönüştük gerçekten. Konuşmamızla bilmem neyle milleti caydırıyoruz her şeyden ya. Silahı kullanamayacağız yakında. Şöyle bakalım. Isaac'in cinayeti hakkında bilgilerimizi söyleyelim. Ah, çok bonkörsünüz bayım. Ne verdiyse bana bilmiyorum ama. Canım benim ya. Vallahi her ne satıyorsan alıyorum onu. İlgileniyorum seninle. Tam olarak neye başarmayı düşünüyorsun? Değer mi be kardeşim? Aslında sen de haklısın. Plan nedir? Bana delikanlı gibi söyleyin. Ne yapmamı istiyorsunuz? Arms Building. Arms diye bir bina varmış. RAMS binası. Onun içine gir. Peki, bir şey bulmamı istiyorlar. Bolt 52 diye. Bulurum abi. Ayıp ediyorsunuz. Perception yetmiyor. Galiba dikkat etmem lazım. Peki. Ha, perception'ımız yüksek falan diye havalara giriyoruz da bazen de öyle bir perception gerekiyor ki bu konuşma için ne yaparsak yapalım yetmiyor. Workbench'e girelim. Repair diyelim. Repair all equipment. Yap abicim. Repair all armor da yapacağım. Breakdown'lık bir şey var mı? Var. Şunu kır. Bunu da kır. Bunu da kır. Bunu da kır. Enerjiyle flamethrower diye bir şey gelmiş bir de. Bu kalsın. Nasıl yani? Repair'da bunlar repair olmadı mı? Ha, kullanmadığı şeyleri repair etmiyor adam üzerinde o anda takıldıysa. Ne kadar güzel. Yarı yarıya umut mu verdi? Bakalım elektrikli olacak. Yani söz vermeyeyim, hayır da demeyeyim. Ne olur bilemem. Şimdi. Tamam, burada bir tane görevimiz var. Eyvallah da. Radio Free Monarch görevimiz neredeydi? O da dışarıdaydı. Faction Quest'lere bakalım. Missing Passcode. Missing Passcode burada olabilir mi? Missing Passcode burada olabilir. Hatta burada. Lokal. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Bol bol ateş edeceğiz. Vaktimiz olacak. Şimdi ateş etmeden önce biraz içeride görevlerimizi tamamlayalım. Gerçekten burada mı ya? Öyle bir yerde göstermiş ki aslında burada değilmiş gibi. Bir kere bu binada değilmiş. O kadarını anladık. Belki şuranın arkasında olabilir. Belki şuranın üzerinden gidiyor olabiliriz. Vlaku, teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim. Ha. Şurada dışarıda bir yerde ya. Abi birazcık... Oh. Bacaklarıma iyi geldi ya. Bir bacaklarımı çıtlattım. Şöyle bir açmış oldum bacakları. Hıa diye bağırıp... Yere çarparak... Evet, şuradan çıkmamız lazımmış bir. Bloody Not. Kanlı not bulduk adamın üzerinden. Aa, bu ne? Ruinler diye bir yere giriyorsun. Ruinlere doğru gir diyor. Catherine'le buluş dedi şimdi. Hayırlara vesile. Abi bu nedir böyle? İçeriden suyu vakumlayıp oradan biriktiriyor. Vallahi helal olsun. Bayıldım teknolojinize. Teknolojicice. Kardeşim var ya,
Autonauts beni bitirdi, bitirdi. Autonauts beni bitirdi. Autonauts'ta her şeyi otomatize ettim. En son bir tane daha video gelecek. Herhalde bu videodan sonra bir video daha var, bilmiyorum. Artık kaç tane robotum var, sayısını kaçırdım. Yaptıkça yeni teknolojiler açılıyor. Tamam, elektrikli olacak. Eyvallah. 823. Şimdi ne dedin? Görev bizi dünyanın öbür ucuna gönderdi. O zaman bir saniye. O görev bizi dünyanın öbür ucuna gönderdiyse bu görev de hemen hemen benzer bir yere gönderiyor. O zaman şuraya bir gidelim önce. Heavy Weapon'ımızı elimize alalım. Tor, tor, tor diye tarayarak gidelim yolda. Heavy Weapon'ımız değil mi bu? Evet, bu Heavy Weapon'ımız. Heavy Weapon'ımız. Şimdi şuraya gideceğim daha. Abi o görev değil, önce bunu yapayım dedim de. Bu görev de burnumun dibinde ya. Yapayım bari şunu. Yol yokmuş oraya. Belki başka bir yerden yol var demiştim de yok. Buradan gideceğiz. Daha ilerilere doğru falan gideceğiz. Bir sürü bölge var. Burada çok görev vardır ha. Evet. Hayır, bir düzen kuruyorsun içeride, tamam mı? O robot buraya gidiyor. Bu robot şu işi yapıyor. O gerekirse malzemesini fere falan diye. Bir yerde bir tutukluk olursa 40 saat onu bakmaya, bulmaya çalışıyorsun. Yan taraftan gruplandırıyorsun falan. Aman aman. Burası benim daha önce yine geldiğim yer. Evet. Kendi özerk kasaba gibi bir yer burası. Baylar. Catherine. Ne oldu? Meşgulüm. Görmüyor musun? Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Dede. Aslında ben tamirciyim. Senin bir problemin mi vardı? Hemen koluya girelim. Bu işi ben halledebilirim. Adamımız Ellie. Ben doktorum, veteriner değilim dedi. Peki. Mühendisimiz de var. Bu işi de Parvati halleder. Galiba halledebilirim. Yardım eline ihtiyacım var. Gitmeden önce buradan dedi. Ha. Biraz pis bir iş dedi. Bu iş parçalama, yok etme ve cinayete doğru yöneliyor gibi geldi diyorum. Ne yapmamı istiyorsun tam olarak? Öldür onu. Buradan gönder. Bilmiyorum. Ne gerekirse onu yap. Nasıl yapabilirim biliyor musun? Ne yapmamız lazım şimdi? Faktörü sabote edeceğim. Eğer onu öldürmek istersem en basit yol budur. Git öldür. Tamam. Tamam, halledeceğim. Cinayet görevi aldık. Yaşasın. Yaşasın cinayet görevi. Bu görevi de yapabiliriz ama bu görevi yapabilmek için bizim yanımıza diğer companion'ı almamız lazım. Burada da bir çöp çatanlık görevimiz var. Hadi gidelim çöp çatanlık görevine ya. Gidelim çöp çatanlık görevine. Şehrin içinde çöp çatanlık görevi. Kızın birisi çocukla ya da çocuğun birisi kızla konuşmak istiyor. Aynen ya, sıkıp bacağı geçeceğim. Çok kibarlık yapıyoruz böyle. Aman o incinmesin, aman bu bir şey olmasın diye. Çocuğum, kızın biri seninle buluşmak istiyor. Celia hatta, bu kızın birisi dediğim. Onunla buluşmak istemez misin? İkna edeyim. Bayağı emin gibisin. Bayağı emin gibisin. Onunla vakit geçirsem mi acaba? Konuştum. Galiba kabul etti. Bu kız mı? Kız da güzel bir kızcağızmış. Niye kabul etmiyorsun ki?
Ha, seninle buluşmayı kabul etti. Mutlu musun? Senden hoşlanıyor kızım ama sakın indirim falan yaptırtmaya çalışma. Ha, kız onunla tanışıyor çocukla. Bir yandan da iş ilişkisine döndürüp yürümeye çalışma diye uyardık. Clive'la ilgilen. Şimdi Clive nerede? Clive da burada. Oo, iki görev de aynı yere götürdü bizi. Bir saniye. Radyo Monarş da... Hayır, yok, Radyo Monarş orada değilmiş. Radyo Monarş oradan sonraymış. Şimdi buraya bir gidelim biz. Aleykümselam. Ahmet Bugra. Vallahi kardeşim, görevleri bulundukları haritalara göre sınıflandırma var mı? Varmış. Çok güzel bir şey söyledin. Tebrik ediyorum kardeşim. Yani çok da vaktimiz almıyordu, tamam, ama arada tık 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 diye devamlı şey yapıyorduk. Yerlerini değiştiriyorduk. Varmış. Helal olsun. Yeniye göre alfabetik olarak quest çeşidine göre bulundukları yere göre diye sınıflandırabiliyormuşuz. O zaman şuna da bakayım nerede. Ay. Ay, nasıl mutlu oldum. Dur, en yakındaki görev oymuş. Bir ona gideyim. Neyse, oyunu bitirmeden çözemeyecekmişiz belli ki. Oyunu bitirmeden fark edemeyecekmişiz böyle bir şey olduğunu. Sayende fark etmiş olduk. Ana. Şehrin başka bir kapısından mı çıkmam lazım? Ne kadar insafsız bir şey bu. Neyse, şuradan gidip şehrin diğer şehrin içinden giderek de ulaşabiliyormuşuz. Aleykümselam Mehmetçim. Buralarda yürüyüp bol bol katliam yapmıştık diye hatırlıyorum. Yaratıklar da can yakıyor ha bu arada. Evet, pas geçmemek lazım böyle fırsatları. Bedava sirke baldan tatlıdır. Ha, tam bir atasözü vardı bununla alakalı diyecektim, aklıma geldi. Galiba buraya gidip oradan buraya geçmişiz biz. Vlaku. Kardeşim, yardımcı olmak ne kelime. Bir saniye, bunlara patlayan şeyler değil mi? Hiç sevmem. Bu sefer ağır silahlarla geldim. Ağır silahlarla geldim bu sefer. Ama ağır silahlar tahmin ettiğim kadar iyi hasar vermedi. Yani verdi de vermedi. Yo, verdi ya, tamam. Ne kadar daha ağır olmasını bekliyorduk ki. Ne oluyor be? Behind you dedi. Ha. Captain behind you dedi. Adam gerçekten arkamdaydı. Siz ikiniz çok kötü dövüşüyorsunuz bu arada ama ben sizi dövüşün diye almadım yanıma ya. Skillerinizden faydalanayım. İşte arkadaş olun, muhabbet edelim falan. Böyle sebeplerden sizi aldım. İşte bu kadar. Enerji silahı dediğinde böyle olur. Özkan abi, selamlar. Vallahi kardeşim, hep kestirme peşindeyim. Evet, doğru söylüyorsun. Uzaylının seçimi sende bir kusur buldu. Çok fazla fiziksel hasar alıyorsun. Yumuşak ve hasar görebilir bir yapın var. Physical damage weakness diye bir şey oluştu üzerimde. %25 fazla fiziksel hasar alacağım eğer bunu kabul edersem. Ama bir tane perk point'im olacak. Kabul. Aa, yaşasın. Artık bir dezavantajım var. Bunu her indirdiğim adamda %15 health diye geri kazanayım. Bence fit olduk. Bence okeyiz abi. ARMS binasına girmek için hemen şuraya yönlenmem lazım galiba. Aa, orada yaratıklar var. Peki buradan doğru sana. Oo.
Peki ne kadar yukarı atmam lazım oraya düşmesi için, ama öyle bir şey var. Enerji silahı hoş da. Balistik atak yap. Balistik atak yapıyor abi. Yavrum. Çocuğum. Ne istiyorsun benden? Arkadaşlar çekilin. Size hasar veriyor muyum? Bilmiyorum vallahi ama aralarına doğru saldım enerjiyi. Biraz ayıp ettik galiba. Onlara biraz ayıp ettik galiba. Ne yapalım? Light'ı alalım biraz da. Elimizde light'la dolaşalım. Biraz da etraftaki şeyleri toplayalım. İçlerinden mermi çıkar diye umut ediyorum. Kesinlikle çıkıyor zaten. Aa, unlock ettim. Evet, oradaki adamın cesedinden onu açacak kartı almışız büyük ihtimalle biz. Ve heavy weapon'lara biraz daha... Çocuklar. Beni korkutuyorsunuz. Beni korkutuyorsunuz çocuklar. Beni korkutuyorsunuz. Ana! Bu silahlar ne kadar kötü ıskalıyormuş. Şimdi daha iyi fark ettim bunu. Gerçekten ne kötü ıskalıyormuş. Yani bunları seçerken acaba doğru bir şey mi yaptım? En azından düşüncemle seçtim daha. Skill'lerle seçmedim. Belki de seçmeyiz. Dur bakalım. Bir şeyler alıyoruz, bilgiler, ama hepsini de sildim. Mis gibi. Optional olan şeyi yaptık. Terminali temizle demiş. Mantıklı tabii. Hepsini denemek lazım. Doğru söylüyorsun. Niye düşman işareti çıktı şimdi burada? Sıfıra açmak var ya, şu lockpick özelliğine, kilit açma özelliğini geliştirmek hayatımızda yaptığımız en iyi hareket oldu. Her şeyi sıfıra açmak oyunu acayip değiştirdi kaderini ya. Bütün kilitli şeyleri açıyoruz neredeyse. Yarısını da sıfıra açıyoruz şu anda. Hey, hello. Kimse var mı? Aman tanrım, teşekkürler. Ben Huxley. Evet, binaya gir. Kapalı mı kaldın? Nasıl? Göründüğünden daha kolay oldu. O odaya girmemiz, seni kurtarmamız lazım. Galiba ben o anahtarı buldum ya. Evet. Oh, çok teşekkür ederim. Tek başına seyahat edebileceğine emin misin? Peki. Görüşmek üzere. Bakalım görev ne durumda? Bolt 52'yi bul. Ben bu görevi mi yapıyordum? Bolt 52'yi de bulduk. Güzel oldu. Yalnız milyon tane silah buldum burada. Sanki silahlarla alakalı bir sıkıntı var bu oyunda. Bu oyunda level atlama ve silahla alakalı sanki bir sıkıntı var ya. Yağıyorlar yağmur gibi. Gerçekten yağmur gibi yağıyorlar. Peki. Bolt 52'yi de bulduk. Sanjur'a geri dön diyor. Quest type'ı, location, region'ı geri döndürelim. Secret Lab in Kanta. Tamam. Bu en son gideceğimiz yer olacaktır. Bu da en son gideceğimiz yer olacaktır. Seçememişim ki, aynı yere bakmışım. Bunun için şehre geri dönmemiz lazım. Beklesin. Clive'la ilgilen... Ha, bu da sondan bir önceki gideceğimiz yer. Şöyle başlıyorum abi. Buradan yukarı doğru çıkalım. Şimdi buradan sağa doğru dönüp gitmem lazım şöyle. Doğru mu? Hayır. Böyle. Evet. Şimdi bu yol doğru oldu. Bu yol doğru oldu ve yaratık dolu oldu.
Ha bir de ateş ediyorsunuz. Utanmazlara bak. Hayda. Tam adama sıkacağım diye çıktım bir hevesle. Mermi bitti. Güzel. Biraz efendi gibi ateş edersek eğer yavaş yavaş tutturabiliyoruz. O kadar da kötü olmuyor o zaman. Ama heavy weapon'ları kullanmak da avantajlı arkadaş. Hasarları çok yüksek. Evet, peş peşe çok fazla mermi atıyor gibi görünüyor ama. Yavrum ne yapıyorsun? Dünya seyahati yaptın. Hayda. Bu da sonuncuydu dedi. Ha bu da sonuncuydu. Şimdi. Şuradaki binalarla alakalı bir işimiz yok. Dur çocuğum. Ne yapıyorsun? Ha journal ya. Allah. Ama bu her seferinde bozuluyor ya. Location region'ı böyle seçili tutamıyorum. O kötü oldu. Evet, önce şu aşağıdakine gidelim o zaman. Belli ki bu yoldan gideceğiz çünkü. Aslında şu tam burası da fast travel çıkarabilir diyecektim, zaten çıkardı. Fast travel çıktı. 10 numara şaheser oldu ya. Uzaklardan sıkmak için bir tane şey ayarlasam mı acaba silah? Var zaten bir tane silahım uzaktan çıkmak için. Ben de niye böyle bir şey yapıyorum ki? Bak. Kızların bacağının arasından ateş ederek adamı vurdum. Ne o? Konuşma skillimiz yüzünden oluyor desem bu biraz önce yaptığımız şey, inanır mısınız? Konuşma skilliyle seçtiğimiz... Allah! Pardon. Konuşma skilliyle seçtiğimiz bir şey var. O seçtiğimiz özellik sayesinde vurmaya başladığımız adamlar bir süre sonra korkarak oldukları yere sünüp kalıyorlar. Yavrum bana yol mol tarif edeceğine şu dükkanları aç da içeriden bir şeyler alalım. Bütün dükkanları kapatmışsınız. Evicted. Burası da kapanmış. Aha burası açık. Hunter Outpost keycard lazım diyor. Hunter Outpost konuşamadım. Outpost keycard kimde olabilir ki? Agalar yapmayın. Birinizdedir o. Birinizden biri keycard'a sahiptir. Değil mi? Ama herkesi gördük. Hiçbirisi de bu keycard'a sahip değil. Demek ki değil. Kardeşim kanka puanını izleyerek kazanıyorsun. Bir yayının sonuna kadar izlediğin zaman ya da yayının meçhul bir anında ben 100 kanka puanı veriyorum. Üstüne üstlük başka biriyle duello atarak kazandığında duelloyu kanka puanını kazanıyorsun. Sen ortaya koyulan kanka puanını kazanmış oluyorsun yani. Aynı zamanda büyük savaş var. Yaratıklara saldırdığın, insanlarla birlikte yaratıklara saldırarak birden fazla kanka puanı kazanabiliyorsun. Başka? Başka kalmadı. Müthiş oldu. Tek kelimeyle müthiş oldu. Enerji mi sıksam, light mı sıksam, heavy sıkayım, light sıkayım hadi. Hadi light sıkarak gideyim. Ne oluyor be? Mechanical Sentry dile geldi. Ha, restricted bölgeymiş burası. Hadi bakalım. Evlerden ırak. Şöyle bir new save diyelim. Burasıydı galiba.
Evet. Şimdi ciddi bir savaş var ama galiba. Burası neresi? GMP Borst Factory. Buraya kadar geldik. O zaman şimdilik bu görev şeyde kalsın, askıda kalsın. Bir sonraki yer neresiydi gitmemiz gereken? Yukarıya. Buradan yukarı dönmemiz lazım. Gidelim. Slaughterhouse bulunduğumuz yermiş. Slaughterhouse Clive. Bir okuyalım. Gezegendeki bazı ürünlerden sorumlu. Burayı indirip indirmeyeceğimize sonra karar verelim. Bu görev için geri dönmemizi istiyor. Bu görev için şuraya gitmemiz gerekiyor. Bu görev için geri. Tamam. Ana görev ve o kaldı. Şimdi ana görev için yukarı doğru bir çıkalım. Dediğim gibi o mekanı basacak mıyız? Daha sonra karar vereceğiz. Mekanı basıp basmayacağımıza. Şuradan görünüyor yol. O ne be? Çok çirkinsiniz ya. Geri gidin. Geri gidin. Çok çirkinsiniz. Korktu. Adam korktu da beni yaka yaka öldürdü ya. 3. Şimdi bir de buna gelelim. Başka? Başka nerede kim var ya? Evet, kendi arkadaşlarıma hasar vurmuyorum bu silahla. Şimdi anlamış oldum tam olarak. Arkadaşlarıma hasar vermiyormuşum. Harbiden yanıyorsun Fuat abi oldu karakter ya. Eli sana iğne yapamıyor muyum ben ya? Abi adamlar mükemmel ya. Mükemmel, mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Pençelerini önüne kapatarak adam kendini koruyor. Ve yaratıkları göremiyorum. Yaratıkları ayırt edemiyorum ekranda geri kalan şeylerden. Bu silahın kendi arkadaşlarıma vurmaması çok büyük bir hile oldu ama. Çünkü silahı arkadaşlarımın kafasına doğru sıkabiliyorum. Zaten böyle oyunlarda yanınızda ölmeyen yardımcılarınız olduğu zaman bu biraz hile gibi oluyor. Bu oyunun hileli yanı bu olmuş. Fallout 4'te çoğu yardımcımız ölebiliyordu. Ölmeyen tek yanımızdaki adam Dogmeat'ti. O da zaten şey sayılmıyordu. Tam olarak öyle bir karakter sayılmıyordu Dogmeat. Yani onunla birlikte yanımıza başka birini de alabiliyorduk. Ha, alan etkili şöyle ikinizi birden bir indirelim. Queen. Ne oldu? Enerjisi falanına karşı hazırlıklı değildin galiba Queen'cim. Yine arkadaşlarım tankladı galiba herkese. Bilemiyorum. Oo, level'ı da yapıştırdık. Ama devamlı hareket etmek işin sırrı. İşin sırrı devamlı hareket etmekte. Queen'i indirdim ya. Gideceğim yol gerçekten burası mıydı? Yo, burası değildi. Yan tarafta bir tane yola saptım bir an için. Bir an için yan bir yola girdik. Girmişken o yolda herkesi indirdik ama bu arada zaten... Yani bunlara da savaşmadan bir yere gidilmiyormuş ki. Yavrum. İnsanlarla değil sizinle savaşmakmış asıl sıkıntı. Bütün mermileri bitirdik sizinle savaşırken. Yok yok, biz iğneyi çok iyi biliriz bak. Josk, böyle bir tane iğne dediğim bu yani. Hemen yandan nefesi veriyorum. Mis gibi.
vereceğim şey long gun da değil, heavy weapon'lar. Heavy weapon'lara 60 yaparsam reload speed arttı. Değer mi? Tartışılır ama verelim gitsin. Şimdi perk'te yürürken hedef almaya karşı bir dezavantajımız varmış. O biraz düşüyor. Zamanı yavaşlatma hiç kullanmadığım için bir şey söyleyemiyorum ya. Gerçekten hiç kullanmıyorum neredeyse. Ekstra headshot. Ama tactical deletion diyor bunda da ya. Tactical deletion diyor. Ben öyle taktiksel şeyi kullanmıyorum ki yavaşlatmayı. Vendor price'ları daha iyi olsun. Biz ekonomiden yürüyelim. Ekonomiciyiz. Evet. Şimdi biraz da şunu kullanalım. Walking Dead sezon 1 oynar mıyım? Walking Dead'in bütün sezonlarını oynadım kardeşim. Niye oynayayım? Ne oldu? Sen kimsin? Marauder'ları hiç sevmeyiz. Marauder mısın diyor. Hayır. Burada ne yapıyorsun? Marauder mu alıyorsun? O zaman yardım et de şu Marauder'ları birlikte öldürelim. Diğer S3'ü, C3 denen tipi nereden bulacağım? Bulursun dedi. Bulursun hocam, merak etme dedi. Evet, bununla konuşmak bir görevmiş. Devam ediyoruz şimdi içeri doğru. Ha, robot buldum bir sürü. Bu hoş değil. Hem de hiç hoş değil. Sen ne öyle artistik yapıyorsun bana ya? Allah! Canı gitmedi robotun. Ben ona artistik yaptım, olmadı. Sen de güzel tarıyormuşsun ha, helal olsun. Elindeki silah çok hoş bir silaha benziyor. Biraz koşmam lazım sana doğru. Çünkü benim öyle insanları, hedefleri vurabilmek gibi bir sıkıntım var. Yani vuramamak gibi, çok affedersin. Vurabilsen bu bir sıkıntı olmazdı. Sizi güzel bombaladım. Sen ne yapıyorsun ya? Arkamdan dolaşmış. Sen ne yapıyorsun? Dünyanın en akıllı köpeği falan mısın sen? Lesi mi senin kuzenin? Biraz zırhlı olsaydın keşke ya. Keşke biraz zırhlı olsaydı adam. Heavy Power Armor. Aha çıktı. Vallahi çıktı. Bölümlerdir sizinle. Bunun esprisini yaptık kardeşlerim. Dedik ki bir de Power Armor olsun. Oyunda tam olsun. Power Armor çaktı. O zaman şunu kullanmıyordum bir süredir. Kullanayım. Ha, onu ben hiç vermediğim için adam gibi tabii. Bir şey söyleyeyim mi? Galiba bu adamlar iyi zırhlı ve light mermiler bunlara hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey yaramıyor. Ben bunlara heavy mermi kullanayım. Aradaki farkı görelim şimdi. Bir sonraki düşman nerede? Alt katta o zaman, aşağıda bir yerde bu düşman. Ya da yukarıda bir yerde. Ki galiba yukarıda bir yerde. Light mermiler galiba harbiden rezil oldu ağır zırhlı düşmanlara karşı. Herifin üzerine boşalttım boşalttım, basılı tuttum mermiye corrrr diye. Bana mısın demedi. Çocuklar durun, şimdi zaten sealed kapıymış, buradan girilmez. Buraya gireceğiz ama. Calvin selamlar kardeşim, hoş geldin, ilk defa görüyorum seni. Ne oldu? Yay çakallar. Sin 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 içeri bir şeyler yürüyor. Ne oldu? Herkes öldü, bitti, temizlendi tabii.
Şimdi sinsi sinsi yürüyorsunuz ha. Bizimkiler de robotu iyi halletti bu arada ha. Şaka maka. Robot zıpladı. Ateş etmeyle alakalısın. Ben bu arada yoldan gelmemişim ha. Adam indi. Gerçekten headshot ciddi hasar vuruyor. Ve ben de yürürken gerçekten kötü ateş ediyorum. Biraz önce bunu anladım. Evet, yürümezken de acayip bir şekilde headshotluyorum adamları. Bu da RPG oyununun ayrıntısı burada ortaya çıkıyor işte. Hani RPG oyunu diyoruz ya, işte skill'ler burada işe yarıyor. Yürürken kötü vurursun diyorsa kötü vurursun. Bu skill'i seçtiğin zaman yürürken de iyi vurursun diyorsa o skill'i seçtiğinde yürürken iyi vuruyorsun gerçekten. Yalan söylemiyor yani adam. Buradan şuralara doğru bir çıkış var ama bizimle çok bir konumuzla alakası varmış gibi durmuyor. Gitmeyeyim o yüzden. Evet, ben de beğendim oyunu ya. Oyun kesinlikle başarılı. Oynaması zevkli. Senaryosu güzel. Silahları falan ayrıntılı yapılmış. İyi düşünülmüş. Sağlam mermi harcattı bize ama. Dediğim gibi şimdi heavy'de bir şey yapalım. Sabit kalalım bakalım. Bir heavy'den devam edelim. Bir süre. Çakallar sizi. Hemen yerleşmişler gelip buraya. Evet, adama 5-3-5-3-5-3-9-5 falan diye vurduk. Büyük ihtimalle adam orada bir içi parçalandı. Ah ulan dedi. Kendi kafama sıkıp gitsem mi acaba, herif mermileri boşa atmasın. Şimdiye kadar fark etmiş olman lazım dedi. Biz burada yabancıları sevmeyiz. Çok güzel döndün. Tornado gibi döndün. Seni tebrik ediyorum. Şimdi o zaman ben madem yürürken kötü atışlıyorum, koşayım. Durup sana saydırayım. Evet. Bu metot daha iyi. Koş koş dur saydır. Koş koş dur saydır. Bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar isabetsiz vurduğumuzu gerçeğini görünce heavy machine gun'la korkuyorum. Dürbünlü silahımızın değerini bilmemiz lazım. Vendor, canım Vendor'um benim. Sel diyorum sana Vendor. %20 de discount'un varmış sende Vendor. Sel. Aradan bir şey sattım ama neyse, hayırlara vesile olsun. Şunları satıyorum. Milli silahları da sevmiyorum. Yüksek seviye silahlar gelmeye başladı bu arada. Flamethrower'ı ben satayım. Flamethrower'la olmayacak bu olay. Şu da long gun da. Heavy gun değil, long gun ve çok iyi sniper gibi bir şey. O yüzden en sonunda bunu bir deneyelim. Satmayalım. 16. 2. level. 4. level 16. Bak bunlarda şey var. Retro Lifted Heavy Power gibi bir şey yazıyor üzerine. Bunlar da olur. Power Armor'lar. Power Armor'lar. Çılgın ya. Bunları biz bir tutalım. Şunu satalım. Bunu da satalım. 9'luk kaskı da satalım. Bu yeni kasklar çünkü 21'lik var arasında. Hey maşallah. 5'lik. Bunu sattım. Abi ben herkese Power Armor gibi şey yapıyorum. Bad boy aleykümselam. Evet, şu anda bir tane var. Şu anda bir tane var galiba, onu bir süre tutacağım. Bunun da dürbünü var. Kendimiz dürbün taktık daha doğrusu. O yüzden fena sayılmaz ama tabii diğerleri kadar değil. Sealed büyük ihtimalle öbür taraftan kapalı. Efendi gibi yolumuza devam edersek. Tuvalette biri saklanmamıştır değil mi? Evet. Galiba üst kata doğru çıkış buradan gerçekleşecek ya da şurası bir asansör, bilmiyorum.
Sen oradaki. Her kimsen. Evet, seni görüyorum. Gel buraya konuşalım dedi adam. Bu kilidi açabilirim. Bilgi arıyorum. Bilgi, bilgi. Marauder'ların başka planları var. Ama benimkiler kendime ait. Daha farklı. Sana ihtiyacım olabilir. Beni broker diye çağırabilirsin. İşte sen buradasın. Silahlısın. Görev için uygunsun. Tamam. Bunu yapabilirim dedim. Ama işin ilginç yanı, ben bu kapıdan girip devam da edebilirim. Niye devam etmeyeyim? Bilmiyorum, bu kapı normalde devam edilecek bir yer mi? Hayır. Aslanlar gibi bir sürü şeyin olduğu bir girişe açılıyormuş sadece. Paranın, maranın, medikitin, mermilerin, arada gözüme bir şey çarpıyor. Bakmadan dayanamıyorum. Evet, şundan yine gelmiş. Plazma karbin. O da fena silah ya. Gerçekten güzel bir silah. Tamam, buradan geri gitmeliymişiz zaten. Adam bizim için bir yerleri açacağını söyledi. Asansör sağında, hazır ol. Tamam, pardon. Asansöre çıktığımız zaman başlayacak asıl heyecan. Şimdi anladım. Adam camın arkasında. Şimdi boş yere heyecan yapmayalım. Şimdi dolu yere heyecan yapalım. Evet, heavy weapon kullanmak lazımmış ağır zırhlı adamlara. İyi vurdum be. Güzel katliam oldu yani. Şurada birisi var diye gösteriyor. Birisi var mı? Birisi yok. Orada birisi yok, yalan gösteriyor. Çocuklar bakın, size bir kıyafet falan değiştirmem lazım benim. Acayip bunlara benzeyen zırhlar var üzerinizde. Beni korkutuyorsunuz. Etrafta da araklanacak o kadar çok şey var ki. Paralar, mermiler, bir şeyler. Kilit açmak için kullanılacak eşyalar. Dolaplar. Şuradaki garip şey. Tanımlayamadığım garip şey neyse. Berry Fizzle Tea diye bir şeymiş. Çaymış ya. Resmen çaymış abi. Tanımlayamadığım şey çay çıktı, iyi mi? O kadar sevindik, heves yaptık. Elite Troop Armor. Şimdi bu armor'um benim çok şekil. Evet. 10 numara şaheser ama 13. level. Antriot Gear. Leather Hard Armor. Retrofired Heavy Power. Tamam, ben şeymişim. Ben okeymişim. Eli'ye bakalım. Standart Troop Armor. Sizin kasklarda sorun var ya. Valla. Hatta ben kendimde de bir kaska bakayım. 22'lik kask. 21'lik kask. 21'lik kask. Tamam, sizin ben kaskları değiştirirsem sizi ben bir tanıyacağım deyip paso kafalarına sıkmaya başlıyormuşum. Eli bu kaskı giysin. Parvati de bu kaskı giysin. Senin zırhın 19'muş. 14, 21'lik zırh vereyim sana. Al sana 21'lik zırh vereyim valla. Mutlu devam et bundan sonra hayatına. Eli, senin zırhın kaçmış? Seninki de 16'ymış. 16'lık, 19'luk. Bu nasıl görüntü olarak? Oo, görüntü olarak psikopat. Eli, ne dersin? Seni açtı bu zırh ha.
Aynı zamanda şu handgun'ınla silahına bir bakayım. Senin daha ileri çıktı mı artık? Bu kadının daha iyisini çıkma imkanı yok ya. 120'ye 415. Al. Madem böyle bir şey kullanabiliyorsun, demek ki bunu da kullanabilirsin. Handgun. 22 hasar. Seni biz rezil etmişiz ya. Al ya. 112 hasar ya. Tamam, şimdi devam et hayatına. Evet, nereye doğru devam edebiliriz şimdi? Arkadaşlar, biz bu yönden mi geldik? Yo, burası çıkış yolu galiba. Vallahi çıkış yolu. Benim bu yönlere doğru devam etmem lazım. Burası da galiba kesinlikle içinde ekipman olan bir yer. Ne kadar çok birikti bizim hackleme, kırma, bilmem ne yapma şeylerimiz. Ne diyor ya? Bir şey yaptım ama. İçeriye bir şey bastım ha. İçeriye gaz gibi bir şey bastım. Bilmiyorum niye böyle bir şey yaptım. Bilgisayarı çalıştırıp içinde gördüğüm bütün tuşlara rastgele bastım ya resmen. Vardır ya böyle hiçbir şeyden anlamayan tipler. Pataküte pataküte bütün tuşlara basar. Saydırdım bütün tuşlara. Evet çocuğum, bu bilgisayarın herhangi bir yerinde bir çalışma yok değil mi? Hiçbir şey çalışmıyor. Mükemmel. Şimdi yukarı gidebiliriz. Yukarı giderken de hali hazırda bir düşman bekliyorum. Hazırım. Kırmızılık gördüm biraz önce ben. Ha, adamı gaz vererek mi öldürdüm yoksa? Vallahi adamı gaz vererek öldürmüş olabilirim ha. Bu kadar büyük zırhlı tombik tombik abiler ama üzerlerinden zırhları çıkmıyor. Çok üzülüyorum. En sonunda bütün maradurlardan kurtardık. Kapıyı senin için açıyorum, acele et. Bu mu? Hiram. Bayrlte. Hiram Bayrlte. Hiram, seninle konuşacağız. Bir saniye dur. Flamethrower. Çok güzel. Ekipmanlar. Bir şeyler. Gıdalar, mıdalar. Bütün odadaki her şeyi ninja alayım. Sonra seninle konuşacağım Hiram. Oda boşken daha rahat hissediyorum kendimi, biliyor musun? Etrafta lootlanabilecek hiçbir şey kalmayınca o zaman işte mükemmel hissediyorum. Merak etme, ben vatan millet için yaptım hep böyle şeylere. Bir bilgi arıyorum, biliyor musun? Özellikle senin verebileceğini söylediler bu bilgiyi. Bu bilgiyi almak biraz vakit alabilir. Ha, bu bölgedeki farklı birlikler birbiriyle savaş içinde diyor. İçeriden doğru onların erzaklarını kesemez miyiz? Evet, hepsinin yerini öğrenip hepsine gidip teker teker müdahale etmemizi istiyorsun. Peki, ben gider konuşurum abi onlarla. Vallahi ben gider konuşurum. Mükemmel. Yine bütün görev bize kaldı. Orası da çıkış değil mi? Tahmin edeyim. Aynen öyle, çıkış. Son bir vurgun yapacağım galiba burada. 4 kilidi atılacak bir kasa var. Çok oynak parmaklarım var kaptan, dedi kadın bana. Çok dombik parmaklarım var kaptan, dedi. Devamlı kilitleri açıyorum ya. Torrance'la oyun veremem kardeşim ben. Torrance puanlarını otomatik olarak kullanılması için Twitch size veriyor, ben değil. Ama kanka puanları benim ayarladığım puanlar. Streamlabs programıyla benim yönettiğim puanlar. Kankayla oyun veririz. Bir tane muhabbet yayını yapalım yakın zamanda ya. Öyle boş boş takılacağımız, hikayelik yapacağımız. Gerçekten bana en sonunda bir şeyler sormanız gereken, hani normalde oyun oynarken devamlı garip sorular geliyor ya. Aslında muhabbet yayında biliyorsunuz gelmesi lazım soruların. Böyle bir tane yayın yaparız. Orada da veririz onları. Çok
Uzun sürmez ya. Yaparız yakın zamanda. Alphabetical değil. Location quest. Location quest bitti. Location quest bitmedi. Buraya git diyor. Amber Hyde'la konuş. Bir saniye o zaman. Bu kadar buraya kadar yürümüştük ya. Slaughter'da bilmem ne diye bir tane görev var. Efendim. Bunda da geri dön diyor. Hah, bu görevde değil mi? Şuraya doğru ilerlememiz gereken bir görev. Tamam. Şuraya ışın alalım. Aşağıda en azından daha yakın. Aral Demirel, hangi oyundan bahsediyorsun? Sanki bu muhabbeti seninle daha önce yapmıştık ya. Şimdi sana bunu sorarken bir şeyler hafızamda canlandı. Sanki seninle bu muhabbeti daha önce yaptık. Sen bana bir şey sordun, bakabildin mi diye. Ben hangisi dedim sana? Vallahi kardeşim, ay yaş olmadıklarının garantisi de yok zaten. Ne oldu? 3-5-3-5-3-5 yaparken artist artist dolanıyordun. Şimdi 25-25 diye hasar. Hayda, bu da çok şey ya. Dur bakayım, delikanlı. Sana şöyle bir çalış. Paşam benim ya, sağ olsun yanıma iniyor ya. Ben onun yanına gelmiyorum diyor, benim yanıma geliyor. Abi sen de pis bir şeysin böyle ya. Evet, enerji silahıyla bulmak gerekiyormuş bunu. Nasıl yani? Ben öldüm zannettim. Kill cam açıldı ekranda. Kill cam o kadar garip geldi ki ben öldüm zannettim. Nasıl öldüm diyorum ben de. Ha yok. Geçen yayından bu yayına kadar kardeşim herhangi bir şekilde önerilen oyunlara bilmem nelere bakamadım. Onlarla ilgilenemedim. Bakacağım. Evet. İkisini birden vurabildim en azından böylece. Ha, iki adamı da öldürdüler beni. Ne kadar güzel. Şu anda benim elime bakıyor adamlar. Birini öldürememişler. Abartmışım iki adamı da öldürdüler diye. Biri yaşıyor. Bak orada da yaratık var ya. Orada da yaratık var. Gıcık oldum. Şey söyleyeyim mi? Seni ben olimpiyatlara katarım ha. Yemin ediyorum seni olimpiyatlara katarım. Birisi ağzımın dibinde bana saldırıyor diyecektim, evet. Adam acayip ya. Acayip. Bizim ya bu silahları ciddi ciddi upgrade etmemiz lazım. Yavaş yavaş silahlarımız outdate kalıyor. Teknolojinin gerisinde kalıyoruz. Ya da bilmediğimiz bir şey var. Şu anda oyun mekaniğine dair. Şuradan karakterime bakarsam skill'lerden mesela ben Heavy Weapon kullansam ve Heavy Weapon'ı daha da arttırsam. 80 olduğumuzda Heavy Weapon Frenzy, Critical Hit Increased Rate of Fire %30. Kritik atışlar ateş etme hızımızı %30 arttıracakmış 3 saniye için. En son 100 olduğunda da Critical Hit'ler zırhı %100 delecekmiş. Ha, 100 yapmamız lazım ki bir silahı o silah çeşidiyle gerçekten hakkını vererek oynayabilelim. Şimdi anladım. Tamam. Buraya bir gidelim. Bu nedir abi? Master'lar, efendiler bir şeyler diyor.
Şuradan bir headshot'la başlayalım şöyle ki. Gerçi üstümüze de koşuyor. Koç Yiğit. Şimdi de şuradan. Kesinlikle robotlara enerji silahıyla vuruyormuşuz. Mermi israfına son. Mermi israfına son abi. Neyse fena ateş etmiyorum da. Yine minimum mermi israfı oluyor. Sen çok gitmişsin ya. Seni şimdi orada bulamayacağım ben. Vallahi çok gitmişsin. Biz nereye geldik? 95 ile açarsın buranın kapısını diyor. Buranın kapısını 95 ile açarsın diyor bana. Oranın kapısını açmasam başka bir yerden giriş yok mu oraya? Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.